Tufan Bey'in Avşar boylarından, Sayın Bey'in Farsak boylarından selam getirdim. Selamun aleyküm Çukurova. Fırsatın Karlı Dağları'ndaki yörükler diyor ki, bu ülkede bu milletin Toroslarında, yörük çadırındaki son ışıklar sönmediği sürece bu millet dimdik ayakta duracaktır diyorlar. Olacak şey değildi. Olacak şey değildi. Bir akşam uyandık ki sizin meclisiniz milletin meclisi, kendini bilmez, kudurmuş, yoldan çıkmış bir ihanet şebekesi tarafından bombalanıyordu. Olacak şey değildi. Olacak şey değildi. Sizin silahlarınızla sizi vuruyorlardı. Kudurmuş bir ihanet şebekesi bilmiyordu ki bu millet yumrukla tankı durduracak kadar güçlü bir milletti. İhanet şebekesi Onlar bilmiyorlardı ki bin yıllık devlet geleneğine sahip yüce Müslüman Türk milleti milyonlarca şehit vererek, milyonlarca kan akıtarak o meclisi kurmuştu. Bu birlik beraberliği tesadüfen bulmamıştı. Bunu hesap edemiyorlardı. Bu ruh bin yıllık bir geleneğe dayanıyordu. Ve o ihanet şebekesi bilmiyordu ki artık Türkiye Cumhuriyeti üçüncü sınıf bir Afrika ülkesi değildi. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti artık bir Orta Asya ülkesi değildi. Bir kabile devleti değildi. Şimdi Tufan Beyli'de, Sayın Beyli'de, Peke'de, Toroslar'da ve ülkenin bütün her yerinde olduğu gibi burada da bugün sizlerle nöbet tutmaya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkomutanı, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde bir nefer olarak bugün Çukurova'da, belki yarın Kayseri'de, Kırşehir'de, Maraş'ta, Antep'te tek vücut, tek yürek olarak bu millet nöbet tutmaya, demokrasisine sahip çıkmaya, iradesine sahip çıkmaya devam edecektir. Bu millet sadece rükuda eğilir, Allah'ın önünde eğilir. Kendi canını tankın altına atan, yumrukla tankı durduran bu irade, bu iman, bu inanç olduğu sürece bundan sonra hiç kimse bir daha böyle bir derini, böyle bir kudurmuşluğu aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Allah'a emanet olunuz.